Çocukluk çağlarında korkular ve korkuların objeleri erişkinlerden daha farklıdır. Çocukların en çok korktukları zaman akşam yatma zamanıdır. Ben yatamıyorum, korkuyorum diyen, yalnız yattığı zaman kalkıp gece ailesinin yanına gelen, sizinle yatayım diyen yahut da tuvalete ya da içerideki karanlık odaya kendi başına gidemeyen bir çocuk bu korkuları yaşıyordur. Tabii korkular öğreniliyor. İstemeden biz öğretebiliyoruz. Diyoruz ki bak kimselerin yanına gitme, sana kötülük edebilirler. Bak herkesle konuşma, korkutuyoruz. Neden? Onu korumak için. Ama maalesef korumak için başlattığımız korkuları daha sonra engelleyemiyoruz ve çocuklarımız her şeyden korkmaya başlıyorlar. Bu korkuların yanında işte kaçırılma korkusu, anne babaya bir şey olma korkusu, kendinin hasta olması korkusu, gördüğü korku filmleri varsa ki maalesef bizler büyükler fark etmeden onun yanında bir film seyrediyorsak o filmdeki görüntüler akıllarına geliyor ve korkuyorlar. Çocukluk çağındaki korkular mutlaka ama mutlaka önemsenmeli. Bunda korkulacak bir şey yok dememeli ve bunun çözümü yoluna gidilmelidir. Eğer 15-20 günlük bir sürede bu korkular geçmiyor, artıyor, ağlayarak yanımıza geliyor, bizsiz olmak istemediğini söylüyorsa mutlaka bu durumda bir uzman yardım almak gerekir. Korkular kendi başına geçebildiği gibi çok büyük oranda şiddeti düşmekte ama ömür boyu başka korkularla devam etmektedir. Örneğin akşamları hayalet gelecek korkusu olan bir çocuk biraz daha büyüdüğünde köpeklerden, daha fazla büyüdüğünde de bu sefer sokağa çıkmaktan, toplu taşıma araçlarına girmekten ya da uçmaktan korkabilecek, başka korkulara sahip olabilecektir. Bunun için korkular, özellikle hayatımızın temel duygularından biri olan korkuların çocukluk çağlarında mutlaka bir şekilde toparlanılması ve onların bu korku duygularının ortadan kaldırılması gereklidir.